Efendim iyi sabahlar. Tabii Gündem Kıbrıs'ta her çarşamba sizlerle birlikte sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sonra da arkasına bayağı bir sohbetler oluyor. Bir sürü mesajlar, şunlar bunlar. Ne güzel ki bir şeyler vermeye çalışıyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnsanımız da onlardan bir şeyler çıkarabiliyor. Doğru çıkarımlar yapmak yalnızca önemli. Neden doğru çıkarımlar yapmak önemli? Çünkü bardağı nereden bakarsanız o tarafını görürsünüz. Mesela siz şimdi oradan bakıyorsunuz, bu tarafta görüyorsunuz bunun tutma yerini. Ama ben bu tarafta görüyorum, siz belki de bu tarafta görüyorsunuz. Çünkü size göre sağdır, bana göre soldur, bana göre farklıdır. Onun için bakış açınız da önemli. Ama şunu da bilin ki bir bilimsel gerçekler vardır. Geçen hafta sevgili meslektaşımın konuştuğu gibi COVID hastalığının yani hastalığın kendisinin yapmış olduğu birçok sıkıntılı vakanın da olduğunu paylaşmıştı bizimle. Tabii o sıkıntıları azaltmak için çünkü birçok organı tutabildiğini de söyledi. Aşının gündeme getirildiğini. Tabii aşı da çok hızlı yapılan bir aşı olduğu için neticede uzun süre gözlemlerden geçmediği için bazı yan tesirlerinde görüldüğünü aktarmıştı. Ama onda görülen yan tesirler hastalıktan ortaya çıkan sorunlardan çok daha düşük olduğunu da söylemişti. 1 milyonda olan ifade edilen, milyon vakada ifade edilen bir yan tesir varken, diğerinde ise 100 vakada ifade edilen bir hastalık tutumuyla ortaya çıkan sorunlardan bahsetmişti. Yani burası tabii ki bilimsel tartışmaya açık olan şeyler ama lütfen bir konuyu aldığınızda tüm konuyu genellemeyin. Yani işte COVID aşısında şöyle yan tesirler var. O zaman şu aşılarda da yan tesir var. 1960'lardan beri uygulanan aşılarımız var şu anda ve her türlü onun olası ihtimallerini veya istenmeyen ihtimalleri bile hepsini bilir durumdayız artık. Ve unutmayalım ki ayağa çıkmak ne kadar kıymetliyse insanların aşıyı bulmaları da o kadar kıymetlidir. Bu kadar çok net olarak söylüyoruz. 1986'da benim fakülteye gittiğim dönemlerde yaşanan su çiçeği salgınlarını düşünecek olursanız aklınız hayaliniz dururdu nasıldı. Şu anda su çiçeği yok mesela, çok çok az var veya ölümcül yaratmıyor, fülminant yaratmıyor. İşte bu aşının başarısı aslında. Ama yapılan işler tabii zaman olacak, denenecek, bir süre geçecek de ondan sonra çıkacak. Böyle hızlı çıkışlarda bazen doğal olarak da pandemi dönemlerinde bu süreçler yaşanabiliyor. Ama unutmayın ki bir konudan genelleme yapmak da bize hataya götürebilir, güvensizlik aşılayabilir. Evet, bugün geçen haftanın bir özetini böyle bir yaptım, bir vurgusunu yaptım. Çünkü sosyal medyada çok konuşuldu bu geçen hafta yapılan konuşmalar. Bu hafta da aslında enfeksiyon hastalıkları uzmanı çok değerli Doktor Nesil Bayraktar bizlerle birlikte. Çok değerli bir meslektaşım. Biz çok konuşacağız onunla birlikte. Bu kış ne bekliyorsunuzu konuşacağız aslında. Ben artık çok konuşmayacağım, ona bırakacağım. Kış geliyor. Ne bekliyorsunuz? Tekrar COVID gelir mi? Gelmez mi? Bu maymun çiçeği nedir acaba ya? Yani işte artık başladık, her türlü hayvandan çıkıyoruz. Domuz gribi dedik, sonra kuş gribi dedik, sonra COVID dedik. Şimdi bir maymun çıktı karşımıza. Hayvanları da sevmez olduk yani buna bakacaksa. Öyle bir şey değil tabii ki. Biz isimlendiriyoruz. Maymunun haberi yok yani bu maymunla ilgili olduğunu. Veya domuzun haberi yok domuz gribi olduğundan. İşte biz insanlar isim koyuyoruz. Bazen de gereksiz şekilde panik oluyoruz. Bu da önemli bir şey. Evet sevgili Nesil, ben böyle bir giriş yaptım. Enfeksiyon hastalıklar uzmanı olarak, dalı senin uzmanlık alanı olarak ne dersin? Bu yıl ne göreceğiz? Başka hayvan isimleri de var mı sırada? Veya siz nasıl ön cephede savaşan insanlar olarak kendinizi, grubunuzu nasıl hissediyorsunuz? Covid'den aldığınız tecrübelerle de tabii ki. Covid dönemi gibi böyle keskin bir salgın veya işte bir pandemi süreci açıkçası beklemiyoruz. Hani özellikle maymun çiçeği konusuna değindiğiniz için burayı bir düzeltme vermem gerekir. Dünya Sağlık Örgütü bir alarm verdi. Bu çok doğaldır. Dünya Sağlık Örgütü'nün işi budur zaten. Vaka artışını pik yaptığı durumlarda kendi kriterlerine göre alarm verir. Kırmızı alarm vardır, sarı alarm vardır vesaire. Kırmızı alarm verdiğinde, tüm dünyayı alert etmek istediğinde, uluslararası sağlık tüzüğünü imzalayan tüm ülkeler bununla ilgili duyuru yapmak ve aynı zamanda da hazırlık yapmak mecburiyetindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uluslararası sağlık tüzüğünü onay yasası olarak imzaladı. Buna istinaden
Evet, Dünya Sağlık Örgütü bir alarm verdi. Bu düzeyde gerekli toplantılar yapıldı, ön hazırlık yapıldı, halk da bilgilendirildi. Evet. Ancak buradaki hedef halkı paniğe götürelim. Aman pandemi olacak, işte keskin önlemler alalım, kapansın, öyle bir durum yok. Kaldı ki şu ana kadar da ülkede saptanmış bir maymun virüsü, maymun çiçeği virüsü yoktur. Peki nedir bu hastalık? Yani neye dikkat etsinler? Şimdi öncelikli olarak hastalık, hani monkeypox diye çiçek virüsü bir türevi, çok da hafif bir türevi. Evet. Kolay bulaşır mı? Evet, dokunmakla kolay bulaşır. Temel olarak budur. Evet. Ve bu dokunmanın içerisinde tabii ki cinsel temasla girdiği için, hani özellikle cinsel yolla ve dokunmakla bulaşılır diye bir düzeltme yapılmaktadır sürekli. Bunun dışında ateş çok ciddi bir bulgudur. Ateşsiz monkeypox yok hükmündedir. %3 vakada ancak ateşsiz görebilirsiniz. Evet. Yani %97'sinin çok ateşi var. Bulgusu var, fark edilme ihtimali yüksek. Sessiz geçmiyor. Ateşin yanında döküntüler vardır. Evet. Bu döküntüler tipik özellikte midir? Hayır. Yani avuç içlerinde de görebilirsiniz, kasıklarda görebilirsiniz, gövdede görebilirsiniz. Özellikle yüzde çıkar, avuçta çıkmaz gibi böyle hani keskin bir bulgusu yoktur. Yok. Her yerde görebilirsiniz. Veziküler tarzdadır. Yani ortası su toplanmış. Sarı veya berrak. Su çiçeğini andırır. Andırır su çiçeği. Bizdeki genellikle zorlanılan kısım daha ziyade biz hani ana akım olarak beyaz ırkta. Bu tarz lezyonlara adapteyiz, gördüğümüzü daha hızlı sanırız. Eğitimimizde gereği çok fazla siyah ırkta açıkçası. Hani bu tarz döküntü lezyonlara adapte değiliz. O yüzden Google'lama yapıldığında yani arama motorlarında siyahi ırkta görünen lezyonlar daha ürkütücü geliyor evet, insanlara. Evet. Aslında çok bir farkı yok lezyonlar. O yüzden tanınması zor bir hastalık değil. Temel olarak kendi kendini sınırlandırabilen bir hastalıktır. Yani siz hiçbir şey yapmasanız da. Tıpkı su çiçeğindeki gibi destek tedavisi vererek hastalık kendi kendini sınırlandırabilir. Evet, mortalitesi vardır, öldürücülüğü vardır. Ve yine diğer viral hastalıklardaki gibi 5-10 aralığındadır. Aynen öyle. Yani sanki çok farklı bir virüsmüş. Aman da işte COVID gibi müthiş bir shift yapmış gibi davranılması çok bir anlamı yok. Ama dediğim gibi bu dönemde medyada açıkçası yine mi pandemi geliyor alertini halkta uyandırmaya mı çalıştı? Onu artık çözemiyorum şu dönemde. Hani komple teorisine gelecek bu kısmı. evet, bir maymun çiçeği vardır. Zamanında Ebola'nın olduğu gibi şu anda Ebola'da vardır. Zamanında olacak. Afrika COVID de vardır. COVID şu an bizim ülkemizde de şu an yaygın şekilde yaygın. Vardır. Çocukların arasında var, merak etmeyin. Gelip geçiyor ama biz dikkat ediyoruz. Her virüste olduğu gibi oraya buraya adını olmasın. COVID dediğimiz zaman daha bir ürkütücü hal aldığında. Demiyoruz günün, zaten çoğunu. Bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey. Çünkü COVID dendiği zaman kapanmayla eşleştiği aynen. için artık tepki olduğundan daha büyük hale gelmeye aynen. başladı. O yüzden maymun çiçeği ile ilgili de söyleyebileceğimiz en net durum şu. Evet, böyle bir virüs vardır. Henüz bizim ülkemizde görülmemiştir. Tanı koymakta yeterli durumdayız. Kitimiz, her şeyimiz hazırdır. Ve biz bunu ilk görüldüğü yıldan beridir yaptık. Yani monkeypox yani bu yıl oldu da biz kit sahibi olduk değil. Öncesinde de vardı. Hazırdık zaten. Hazırlığımız vardı çünkü o bölgelerden ülkemize göç söz konusudur. Peki bir soru size. Neye dikkat etsinler? Tamam, biraz önce onu konuştuk. Hı. Tabii yurt dışından gelip burada çalışacak, öğrenci olacak insanlar olacak. Zaten çalışmayı ve öğrenci olmayı bir tarafa bırakın. Zaten biz uluslararası açık bir yeriz. Evet. Her ne kadar tanınma sıkıntısı yaşasak bile. Şu anda turizmimizden birçok insanımız geliyor yurt dışından, yabancı misafirler geliyor. Yani ülkemiz aktiftir. Evet. Bu da güzel bir şeydir. Yani dünyadan kopuk olan bir ülke değiliz. Çok yerde birçok ülke vatandaşını görebiliriz. Bu Afrika'dan da olabilir, İngiltere'den olabilir, Avustralya'dan olabilir. Yani dünya açız. Yani bir bölgenin damgalanmasını istemediğim için bu şekilde kullanıyorum. Hakkı. Yani şuradan gelir gelmesin o insanlar, buradan gelmez. Ya öyle bir şey yok. Yani gelecekse her yerden gelebilir. Hı. Neticede import olabilir. Hı. Peki niye dikkat etsinler? Yani ben bir vatandaşım. Şimdi endişe ve kaygı. Ateş ve lezyonu aynı anda gördüğünüz kişilerle tensel teması, dokunmak, kaçınmak gerekir. Solunum yoluyla da bulaşabilecek hastalıklar da ateşle seyrettiğinde mesafe değerlidir. Evet. Şu noktada açıkçası gerçekçi bulmuyorum hava şartları bu şekildeyken. İşte ateşi olan insanlarla temasınız varsa maske takın falan. Evet, maske, mesafe, hijyen. Zaten bütün aynı hastalıklar şey. İçin çok geçerlidir. Covid'e özel ya da monkeypox'a, maymun çiçeğine özel değil. Anladım. O yüzden bu gerçekliği bir tarafta tutun. El temizliği.
Tabii ki yani maske solunum yolu virüslerinden bizi koruyan bir şeydir. Evet %100 koruyuculuğu yoktur cerrahi maskelerin ama %90 iyi bir rakamdır. Çok iyi bir rakam. Evet mesafe herkese 100 metreden mi konuşacağım? Hayır 1,5 mesafe, 1,5 metrelik bir mesafe ideal bir mesafedir. Diyalog için. Hijyen, el temizliği, beden temizliği tabii ki değerlidir. Tüm bunlar aslında herhangi bir hastalığa özgü değil. Tüm viral ve bakteriyel hastalıklardan korunma için ilk 3 kuraldır. O yüzden bunu tek bir hastalığa spesifik edip tepki oluşturmak çok mantıklı gelmiyor bana. Aynen öyle. Yani ki COVID kadar endişeye kapılmasınlar. Hayır. Ama temas edilen özellikle bu tür döküntülü olan hastalıkların eşyalarını, giysilerini şey yapmasınlar, giymesinler, temaslardan sakınsınlar. Tensel temastan kaçınmaktaki kastımız şu. Eğer şöyle bir senaryo yazarsak, altın çiziyorum senaryo yazarsak. Maymun çiçeği ülkeye geldi. Pandemi niteliğinde demeyelim ama toplu kümülatif vakalar görmeye başladık. Şöyle bir uyarıda bulunabiliriz. Evet giysileri lütfen deneyerek almayın. Ama o zaman şimdi böyle bir şey yok. Şu an için bu söz konusu değil. Evet. Anlatabildim mi? Ama işte insanlar çok heyecan yapıyorlar. Doğal olarak o heyecanların sonunda ortaya çıkan panikte insanların savunma sistemini de düşürüyor yani. O da çok önemli. Peki, kendi başına sınırlayan bir hastalık dedin. Bu sonunda bitecek bir hastalık. Destek tedavisi yapıyorsunuz ama mortalitesi de hangi koşullarda sağlığı veya hayatı tehdit edebilir? Bunun bir koşulu var mıdır? Ve bir de herkes şimdi belli yaşın üstündekiler çiçek hastalığıyla ilişkilendirecek. Su çiçeği değil çiçek hastalığıyla. Tabii ben hiç görmedim çiçek hastalığını. Onun için bir şey söyleme şansım yok ama duyumlarımızda zamanında çiçek hastalığı işte gözde çıkar, şu olur, bu olur gibi şeyler söylenirdi. Bilmiyorum senin de tecrüben var mı? Çünkü bizim eğitimimizden kaldırılmıştı o dönemde. Ne kadar benzer çiçek hastalığına? Onun aşısının gerçekten büyük bir çözüm müdür? Yoksa o da bir şekilde insanları rahatlatmak mıdır? Nedir söyleyebileceğim? Şimdi çiçek eradike edileli aşağı yukarı 30 yılın üzerinde bir süreden bahsediyoruz. Doğal olarak bizlerin eğitiminde çiçek hastalığı tarihi bir yani tıp tarihinde bir yer olarak tutuyor. Tıpkı şarbon salgınlarının tarihi bir değeri olması gibi. Bununla ilişkili olarak da evet çiçek aşısı vardır. Bunu biyolojik silah olarak çiçek kullanılmıştır. Halen da çiçek virüsü stok olarak belli başlı ülkelerde var. Biyolojik silah olarak tutmaktadırlar. Buna ilişkin de doğal olarak zehri tutan panzehri de tutar. Aşıyı da tutmaktadır. Ve aynı kökten geldiği için maymun çiçeği ile çiçek... Su çiçeği demiyoruz. Bu çok değerli bir bilgi. Bunu yani su çiçeği çok başka bir yerde. Aynen. Maymun çiçeğinin kısmi koruyuculuğunu sağlayabilir durumdadır. %100 olmamakla beraber. Aynen. Evet. Neden? Çünkü çiçek aşısının oluşturabileceği lenfositlerin kısmi etkinliği vardır maymun çiçeğinde de. Evet. Bu bir tarafta duran bir bilgi. Çiçek aşısı çok kolay üretilebilen bir bilgi, aşı olduğu için de bence bu rahatlatıcı bir. Çok kolay üretilir. Zaten tecrübe de yapılmış yani zamanında. O yüzden bilinen bir şey oldu. Çok bizi zorlayan bir durum değil. İhtiyaç dahilinde miyiz? Kimler aşı olsun? Evet. Açıkçası şu aşamada hani immünsüpresif dediğimiz bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için değerlidir. Ancak çiçek canlı aşıları vardır. Orada bir handikap var. Canlı aşı immünsüpresif kişiye yapılmaz. Ama maymun çiçeği immünsüpresif kişilerde mortal seyretme olasılığı yüksektir. Hayır. Şimdi ters köşe olduk burada. Evet, bu paradoksla baş başayız şu an. O yüzden hani aşıyı yapacağımız kişileri çok spesifik seçmek zorundayız. Şu anda var mı aşı? Çıktı mı dışarı çiçek? Çiçek aşısı şu an bir tek Afrika'da piyasaya sundular. Orada da işte bir grubu şey diyor, sınır tanımayan hekimlerin en azından yayınlarında şöyle gördük. Evet. Ücretsiz aşılamaya başladılar. Anladım. Sonuç yayınladılar mı? Yok. Bir herhangi bir yayın korusun. Olmadığı için sen şu an diyemem ki şu kadar yapmışlar, şöyle de korumuş. Ama canlı aşı değil mi? Şu an kullanımda olan o. Bu yüzden beklenen ticari beklenti de şudur. Ben bunu daha şimdi... Ticari etsem ona bile ticaret girdi. Ya. Bu paradoksu az önce duyduğunuz üzere neyle giderebilirsiniz? Yeni teknoloji bir aşıyla giderebilirsiniz. Ve mRNA sürprizi gelebilir yine. O yüzden bunu şu dönemde yaparlar mı? Açıkçası batıda bir salgın gelişmediği müddetçe yapmazlar. Çünkü batıya satabileceğiniz bir
aşı türebilir. Afrika size bunu satın alamaz. Ancak deneyini yapabileceğiniz olur. Bu da insanlığın kendi ayıbıdır, yüzyıllardır sürdürdüğü bir şeydir. Peki soru şu, tabii mRNA olduğunu söylediğin için. Şu yıllarca... Bu sadece şu an teorik olarak öne sürülen bir şey. Ben o konuda söylemeyeceğim. Yani genel anlamda söyleyeceğim. Bir klasik aşılarımız var, işte üretiliyor. Bir de bu yeni teknoloji aşılar, hangi teknoloji olsa mRNA'da şu da böyle. Yani siz bu işin içindesiniz. Bunların arasında yan tesir olarak veya ileriye dönük bir yayın gördün mü? Yani işte normal aşılarla zaten tecrübemiz yıllardır var. Ama mRNA ile geldiğinde işte herkesin bir endişesi, korkusu. Acaba bu şurada oturur mu, burada oturur mu, beni yarın bir şey yapar mı? Bu çok tatsız bir ruh sağlığı getiriyor insanlara. Ve söylemler büyüyor. Normal çocukluk yaş grubu aşılarından uzaklaşmaya başlıyorlar. Bunu hemen altını çizerek söyleyeyim. Çocuk felcini ben gördüm. Çok kötü bir şeydir. Polio hastalığı. Hastalığı çünkü yaşadım eğitimim sırasında. Bizzat yaşadım. Bilmiyorum sevgili nesil gördüyse tetanos hastası gördüm. Bir taneydi, sondu. Çocuk tetanosu yani bebek tetanosu. Şu keserlerken göbeğinden alınan tetanos hastalığına kapmıştı. Çok kötü bir şeydi. Yani anlatamam size. Rota ishal salgınlarını gördük. Çocukların başından serum takardık ya. Bebeklerin ya. Ya düşünün yani. Bu rota aşısı çıktı bitti. Yok şimdi. Hani böyle rota ishal olacak da kafasından serum takacağımız. Ben hiç hatırlamıyorum son dönemde. Çocuk felcini bunu söyleyebilirim. İşte tetanozu söyleyebilirim. Rotayı söyleyebilirim. Ve aynı zamanda menenjit salgınları. Muhteşem menenjit salgınları ve su çiçeği salgınları vardı. Bunlar hepsi bu aşıların sayesinde şu anda bu kadar rahat oturuyoruz ve bu kadar rahat konuşabiliyoruz. Yani lütfen karıştırmayalım yani. Şapla şeker aynı değildir. Şöyle, mRNA aşısının hikayesi 5 yıl. Evet. Yani bugün siz su çiçeği aşısından başlasak konuşmayı, 60'lardan bugüne konuşmamız gerekir. Ve mRNA'dan söz edemeyiz. Ama mRNA teknolojisiyle üretilmiş şu ana kadarki aşılarımızın içerisinde 5 yıllık bir deneyim var. COVID için bu kadar yaygın yapılmış. Evet. Öncesinde mRNA aşısı gördük mü? Evet, gördük. Ebola salgınını yavaşlatan bir aşıdır mRNA aşısı. İlk önce orada denendi. HIV ile ilgili yapılan çalışmalarda mRNA ile denendi. Hepatit C ile ilgili çalışmalarla mRNA ile denendi. Evet. Bu çalışmalar sayesinde şu an Ebola içinde, COVID içinde mRNA teknolojisi hızlıca gündeme gelebildi. Sanki öyle bir algı yaratıldı ki bir gün sabah biri uyandı mRNA diye bir teknoloji vardı. Ve COVID için uygulamaya karar verdi. Gerisinde bir 8-10 yıllık background var aslında. COVID'e özel hızlı çıkmasını sağlayan buydu. Tıpkı influenza için değerlendirelim isterseniz. Domuz gribinden önce kuş gribi vardı. Ne kadar hızlı aşıyı oluşturabildiklerini görebiliyoruz sanırım. Tabii. Teknolojiye hakim olduğunuz zaman bunu yapabiliyorsunuz. Yapmak mümkündür. Hızlandırmak mümkündür. Evet. Ama faz 2 faz 3 çalışmalarından söz edeceksek, evet COVID için konuşacaksam sadece, cümle şudur, 5 yıllık bir deneyim vardır. mRNA aşısının COVID'e özel kısmının bize vereceği sonuçları ben size ancak 5 yıllık sonuç söyleyebilirim. Aynen. 6. yılda ne olacak derseniz takipte izleyebilirim sadece. Aynen öyle. Bunu sadece mRNA teknolojisi için sorarsanız, Ebola döneminden ve yapılmış çalışmalardan yola çıkarak derim ki, genetik bir malformasyona yol açmaz. Kolajen doku hastalıklarıyla ilgili şu an 2 milyonda 1. 2 milyonda 1, çok düşük. Gibi bir yan etkiden söz ediliyor. Aynen, söz ediliyor. Yani yayınlarımız bu yönde. Eğer bilimsel konuşacaksak elimizdeki bilimin gösterdiği veri bu. Aynen öyle. Bunun dışında veri oluşturma gayretini açıkçası şu an için çok gereksiz buluyorum doğrusunu isterseniz. Şu an çünkü ortaya çıkan hastalıkların niteliği de, bakterilerin de, virüslerin de niteliği çok değişken şekilde. Şu an dünyada salgın olarak söylenen ama kimsenin kulağında olmayan antibiyotik direncinden kimse tamam, söz etmiyor. Evet, kimse söz etmiyor. Yani hastane enfeksiyonu kapmış diye bir panik vardır. Nereden ve nasıl geliştiğini bu kadar net bildiğimiz bir şey var. Ve aşısı yok. Ve herkes de bilinçsiz antibiyotik kullanıyor. Bu rahatlıkta olduğumuz bir yerde mRNA'ya odaklanmak bana açıkçası şey gibi geliyor. Ama hani popüler.
Bu popülizm beni korumuyor ama. Ha, yani hepsimizi korkutuyor yani. Hepimizi enterese eder. Ama enteresandır ki antibiyotik kullanımı herkesin... Bakın dolaplarınıza lütfen, hele çocuk sahibi olanlar gitsin atsın. Kesinlikle antibiyotikleriniz tamam, içeride doldur. Şu noktada şöyle diyelim, evet, o zaman. Yani mRNA yan etkileri diye yazdığınız mRNA aşısı Google'da size çıkacaksa, atıyorum 100 milyon sonuç çıksın. Antibiyotik direnciyle ilgili bir pandemi yazdığınızda size çıkacak sonuç 60 milyonda kalır. Aynen. Oysa istatistiklere bu kadar değer verdiğimizi varsayarsak, ürkmemiz gereken şey orada. Orada. Hatırlatırım, biz yeni antibiyotik keşfetmiyoruz yaklaşık. Yok. 15 yıldır. Ya. Hiç yeni bir grubumuz yok elimizde. Ama elinizde çok dirençli bakan şeyiniz var, mikroplarınız var değil mi, bakterileriniz var. Hiçbir antibakteriyele cevap vermeyen, evet, bakterilerimiz var. Ve bunların bir insandan insana aktarımı çok kolay. Çok daha kolay. Bununla ilgili herhangi bir tedbir, önlem, bilinçlendirme yok iken buna bu kadar odaklanmak çok tuhaf geliyor. Evet. Bunu HIV için de her zaman söylüyorum. Dünyada 38 milyon HIV hastası vardır. 270 milyon hepatit B hastası vardır. Üstelik aşısı vardır. Aynen öyle. Ama dünya HIV günü vardır. Hepatit B ile ilgili herkes bir havaya bakma ihtiyacı içerisinde. Aynen öyle. Bir değişik bir rakam yorumlama hepatit şekli. Hepatit B de öldürüyor insanı. Öldürmüyor, sürüz oluyorsunuz. Hepatit C'nin tedavisi bugün bir kutusu 140 bin TL'dir dünkü fiyat. Yani kısacası algı operasyonu, mühendislik yapmayalım yani, toplum mühendisi. Onlar da çok o yüzden önemli. Netleştirmekte ya da gereksiz panik yerine doğru şeye doğru zamanda odaklanmaktan bahsediyorum. Evet, maymun çiçeği ülkeye gelirse bilinmesi gereken, eğer halkın paniğiyle ilgili konuşursak, tanı koyacak, tedavi yapacak olanaklar mevcuttur. Gerekli önlemleri alabilecek de açıkçası imkanımız vardır ve ben bu noktada Kıbrıs halkına itibar ediyorum. Önlem alınması gerektiğinde gerekli duyarlılığa sahip olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Son soru. Antibiyotik kullanımı ile ilgili ne diyeceksin? Yani lütfen en hassas konuyu en sona bıraktım. Evet, bu benim yıllardır yani, sıkıntım. Evet ve her öksürük, aksırık, tıksırık gibi gribal hastalıklarda, viral hastalıklarda antibiyotik alarak ruhumuzu rahatlatan bir yapısı olduğunu da görüyorum. Hele siz bebekleri olan çocuklarda şeyi düşünün. Efendim, bebek ateşli, viral hastalık olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Serumlar, antibiyotikler, uçuşan ilaçlar, sözmini verdiğiniz zararı düşünmek yok. Söz o çocuğun çektiği psikolojik travmayı düşünen yok. Çocuk büyüyünce bize geliyor ya, evet, orada bir sıkıntım var benim. O yüzden evet, o noktada çocuk hekimlerine bakıp şey diyorum, yapmayın, sonra ben zora giriyorum. Aynen öyle, yapmayın, sonra zora giriyoruz. Çok çok güzel söylüyorsunuz. Çocukta yapılan her iş 35 yaşında kapınıza gelecek. Gelecek. Yani o yapılan hata veya yapılan işlerde yanlış veya fazla uygulamalar sonunda fatura olarak çıkacak. Bu konuyla ilgili başka bir zamanda seninle sohbet edeceğim, söz. Süremiz çünkü bitmek üzere. Gerçekten antibiyotik kullanımı bu memleketin en büyük yaralarından bir tanesi. Ama antibiyotiği konuşmuyoruz. Neler reçetesi konuşuyoruz? Satılmaya devam ettiği müddetçe. Reçeteyle de satamıyorum diyor şey eczacı. Benimle diyor amcam geliyor, dayım geliyor, evet, komşum geliyor. Bana da ilaççık vermeyecek misin diyor. Biz de bundan muaf değiliz. Yani ben bunu reçetesi satılmasın diyen biri olarak. Ben de bir uygulamadan mesaj atıp tamam bunları başlayın diye WhatsApp uygulamasından eczacıya göndermiştim. Benim de vardır. Ben de bundan muaf değilim. Evet. Bu sistemin... Ben yapmadım, bak onu söylüyorum. Yok, ben bu konuda öz eleştiri verebilir durumdayım. Sistemin getirdiği budur çünkü. Aynen öyle. Çok tatsız bir şeydir. Ben görelim demeyi tercih ediyorum. Çünkü çocuklar da yapmak istemiyorum. Bazı aileler de diyor ki yani bekleyecek miyiz yani? Gribal hastalıksa, virüslük hastalıksa 3-5 gün bekleyeceksin. Günlük takip edeceğiz. Bakalım üstüne mikrop binerse antibiyotik. Olur mu, antibiyotik vermeden geçmesin? Antibiyotik vermeden olur mu? Geçiyor efendim. Gerçekten geçiyor. Bununla ilgili eğitimler yaptık biz. Eğitim videoları hazırladık ve insanların nasıl ateş düşüreceğini, ateşli havalenin nasıl engel olunabileceğini anlatıyoruz. Ateşlerin hepsinin sebebinin çocuklarda mikrop olmadığını, bu ihtimalin sadece %25'te olduğunu, %80'inin, %75'inin aslında virüs olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha anlatıyoruz, dilimizde tüy bitiyor. İşe yarıyorum. Evet, neyse, buna cevap ben vermeyeyim. Kontur soru geldi. Evet efendim, sevgili Nesil'e ben çok teşekkür ederim. Bayağı da ama tam böyle süremizi de tam tamamlamışız. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Lütfen ilaç suistimali yapmayınız. Burası çok önemli. Lütfen antibiyotikleri şekerleme gibi yutmayınız. Virüsler antibiyotikten etkilenmez. Virüsler antibiyotikle tedavi edilemez. Ve çocuklarda özellikle
mikrobik hastalık ihtimali %25 iken viritik hastalık ihtimali %75'lerdedir. Ve bunlarda boşuna antibiyotik kullanır iseniz yarın direnç gelişiyor ve şu anda Nesil Hanım'ın da söylediği gibi en büyük sorunlardan bir tanesi antibiyotik direncidir. Ve 10 yıllardır şu anda yeni antibiyotik yok ve çok da güzel söyledi, hastane enfeksiyonu denilen o dirençli enfeksiyonların bulaşması maymun virüsünden de çok daha fazla etrafta dolaşıyor. Sizin benim bir hastamızın bir diyabeti, bir savunma sisteminin düşüklüğünü gördüğü anda da gelebilir. Ve bunların ne yazık ki çözümü çok daha zor. Onun için lütfen siz olun, kendi vücudunuzu ilerideki günlerde güzel kullanasınız diye çocuklarınıza da kendinize de gereksiz ilaçlar vermeyin. Maymun çiçeği virüsüyle de ilgili çok güzel şeyler söyledi sevgili Nesil'e. Ben çok teşekkür ederim. Efendim sakinlikle, sükunetle ve bilime güvenerek ama doğru düşüncelerle lütfen, çok önemli. Yani şöyle bir mantığı ben anlamıyorum. Benim eşim her gün içiyor da hiçbir şey olmadı ve doktor. E kardeş ama içmekle hasta olanlar ortada 100 insan varsa sigara içilen 100 insanın 30'unun kanser olacağı çeşitli kanserlerden 30'unun ise kalp hastası olacağını geriye kalan işte 30'u yani 3'te 1'inin ise bir şey olmayacağını biz biliyoruz ama o bir şey olmayan da genetiğini aktaracak. Yarın sigara içen bir insanın çocuğunun 12 kat lösemi riski artacak. E neden sigara içeyim ki yani? Ha ben de onu anlamıyorum. Ben içmiyorum. Rahatlıkla konuşabilirim. Yani benim anlatmaya çalıştığım, lütfen dikkatli olalım. Yani ona bir şey olmaz bize. E atladı pencereden yukarıdan, 3. kattan bir şey olmadı. Ben de atlayayım. Ya mantık değil, doğru değil. Böyle bir bilim olmaz. Biz sizlere çok teşekkür ederiz sevgili Nesil Bayraktar'a da. Bugün bize kıymetli zamanından ayırdı ve gerçekten çok spot bilgiler verdi. YouTube'dan da bunu izleyebilirsiniz. Gündem Kıbrıs'ta defalarca bunu sizin huzurunuza video olarak getirecek. Lütfen izleyin, bilgi alın. Doğru bilgiyi doğru insanlardan alın. Sağlık, mutluluk, huzur ve en önemlisi güzel bir hafta olsun gelecek hafta. Çarşamba günü yine sizlerle birlikte olacağız. Başka konularda uzman arkadaşlarla sohbet edeceğiz. İyi günler efendim.